Birinci soruyla deneme deposunun 8.sine başlayalım arkadaşlar. Aşağıda eş parçalara ayrılarak ölçeklendirilmiş kahve şişeleri verilmiş. 2 litrelik K şişesindeki su ile V litrelik L şişesindeki suyun toplamının 2 litre olduğu verilmiş. V'nin değeri soruluyor. Şimdi dikkat edecek olursak burası arkadaşlar 1, 2, 3, toplamda 4 parça ayrılmış ve her bir parça 4 birimden oluşuyor. Dolayısıyla 16 eş parça var. Ve 16 eş parçanın da 1, 2, 8, 2 de burada 10 tanesi alınmış. Dolayısıyla ne diyeceğiz? İlki için 2 litrenin 10'da 16'sı alınmış. İkinciye bakalım. 5 parça burada 5, 5, 15 tane eş parçaya bölünmüş ve 4 tanesi alınmış. Dolayısıyla V litrenin ne diyeceğiz arkadaşlar? 15'te kaçı almış olacak? 4'ü almış olacak ve bu toplamda 2 eşit olacak. Burada hemen işlemimizi yapalım. V çarpı 4 bölü 15'i yalnız bırakalım. Diğerini de karşıya atalım. Burası V çarpı 4 bölü 15. İki parantezini alırsak 1 eksi 10 bölü 16. V çarpı 4 bölü 15. 2 çarpı burası ne yapar? 6 bölü 16. 4 ile burası sadece size 3 kalır. 15 karşıya çarpım olarak gider. 45 bölü 16 olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorudayız. Yapılan bir deney bir dokuya bir nolu madde enjekte edilirse hücre sayısı 2 kat, 2 nolu madde enjekte edilirse hücre sayısı 3 kat arttığı hesaplanmıştır. Şimdi 2 kat artıyorsa bu durumda 3 katına çıkar arkadaşlar. Bu da 3 kat artıyorsa 4 katına çıkar. Bunlara lütfen dikkat edelim. 64 hücresi olan bir dokuya 1 ve 2 nolu maddeler birkaç kez enjekte edildiğinde hücre sayısı 12 üzeri 12 oluyormuş. Şimdi eğer bir nolu madde enjekte edilirse 3 katına çıkacağını bildiğimiz için ne diyeceğiz? 3 üzeri x diyeceğiz. Kaç kez enjekte edildiğini bilmiyoruz çünkü. Aynı şekilde 2 nolu madde de 4 katına çıkacak. O da 4 üzeri y diyelim. Burada x ne anlama geliyor? X defa, bu da y defa enjekte edilmiştir. Bunun sonucunda 12 üzeri 12 olacak. Burada hemen gerekli işlemler yapalım. Burası 2 üzeri 6'dır. 3 üzeri x, 2 üzeri 2y yapar. Bu taraftan da 3 çarpı 4 diye düşünürsem 3 üzeri 12, 4 üzeri 12 olur. Şu eşitliği sağlanması için tabii ki x'in kaç olması lazım? 12. Bunları kullanacak olursam 2 üzeri 6 artı 2y, burası da 2 üzeri 24 yapar. 6 artı 2y 24 ise y de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 9. Y'miz 9, x'imiz 12. Toplamı soruluyor. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü sorudayız. Alanları 12, 16 ve 27 santimetre kare olan 3 kare birer kenarları XY doğrusu parçasıyla çakışacak biçimde yan yana aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bize sorulan buradaki XY uzunluğu aşağıda gelen hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi eğer alanımız 12 ise tabii ki bir kenarı 2 kök 3'tür. Burası da 3 kök 3'tür ve burası da 4'tür. Dolayısıyla XY uzunluğu A yani ne olacaktır? 5 kök 3 artı 4 olacaktır. 5 kök 3'ü nasıl düşünebiliriz? 5'i içeri atarsak kök 75 olur. Kök 75'imiz kimle kimin arasında? 8 ile 9 arasında. Her iki tarafa 4 ekleyelim. 8 artı 4 kök 75 artı 4 9 artı 4. Bu da bana 12 ile buranın A olduğunu biliyoruz. 13 arasında olduğunu söyler. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. Ardışık 6 rakam birer kez kullanılarak aşağıdaki beyaz hücreler doldurulacaktır. Bu işlemler sonucunda mavi hücrelerin toplamı en az 14 olmaktadır deniyor.
En büyük rakam kaçtır diye sormuş arkadaşlar. İlk olarak ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarını kullanalım. Şimdi burada çarpımın en az olması için tabii ki 1 çarpı 2'yi seçeceğiz. Toplamda da 3 çarpı artı 4'ü seçeriz. Burası 2, burası 7 olur. Geri kalan 5 ve 6'yı da yazarsak buradan eksi 1 olur. Bu durumda en az kaç çıkar burası? 8 çıkar ama en az 14 olmaktadır deniyor. O yüzden ne yapacağız? Bu seçeneği eleyeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi en küçük olması için çarpımda kimi alacağız? 2 çarpı 3'ü alacağız. Toplamda da 4 artı 5'i seçiyoruz. Çıkarma işlemi de 6, 7'yi çıkartıyoruz. Burası 6, burası 9, burası da eksi 1. Ve baktığım zaman mavi hücrelerin toplamı en az bu durumda 14 oluyor. Demek ki cevabımız kaç olacak? En büyük rakam 7 olacak. Belki aklınıza şu gelebilir. Yani diğer seçenekler olmaz mıydı diye. Bakalım onu da kullanalım. 3, 4, 5, 6 ve 7, 8 rakamlarını yazacağım. En küçük olması için ne olacak? 3 ve 4 seçilecek. Buradan 12 gelecek. Bunları kullandım. 5, 6 toplamı kaç gelir? 11 gelir. 7'den de 8'i çıkartırsak eksi 1 gelir ki burada toplam en az 22 olur. Verilene uymaz. Zaten bundan sonraki seçilecek olan sayı dizileri de ne yapmayacaktır? İstenilen şarta uymayacaktır. Beşinci sorudayız. X ile Y birer tam sayı olmak üzere X'ten büyük, Y'den küçük 8 farklı tam sayı değeri varmış. Bu durumda X'ten büyük ve Y'den küçük diyorsa bize eğer buradaki tam sayı değerlerini bu şekilde gösterebiliriz. A sayılarının kaç tane tam sayı olduğunu bulmamız için ne yapacağız? Y eksi x'ten 1 çıkaracağız ve bunun 8 olduğu verilmiş. Y eksi x kaç olur? 9 olur. X kareden büyük ve y kareden küçük. Tam sayı değerleri de yine 8'miş. Yine aynı şekilde y kare eksi x karenin 1 eksiği kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Bu durumda y kare eksi x kare 9 olur. 2 kare farkından y eksi x ve y artı x değerleri 9'a eşittir. Y eksiğimiz, eksi x'imiz 9. Y artı x'imiz kaç olur arkadaşlar? 1 olur bu durumda. Bunları alt alta yazalım. Y eksi x 9, y artı x 1. Buranın toplamından 2y 10, y de 5 gelir. Toplamları 1 ise x de eksi 4'tür. Çarpımların istemiş 5 çarpı eksi 4'ten eksi 20 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 6. sorudayız. A ile B birer tam sayı olmak üzere A artı 2 çarpı A artı B'nin mutlak değeri 7 ise B'nin alabileceği farklı değerler toplamı sorulmuş. Şimdi A artı 2 çarpı A artı B'nin mutlak değeri 7. Çarpım olduğu için burası 1 iken burası kaç olabilir? 7. A artı 2 7 iken A artı 1 1 olabilir arkadaşlar. Şimdi negatif çarpımı düşünmüyoruz. Çünkü A artı B'nin değeri mutlaka pozitif olacak. Dolayısıyla buranın da pozitif olması lazım. Şimdi A'nın alabileceği değerlere bakalım. A artı 2 7 ise A buradan kaç çıkar? 5 çıkar. Bu durumda A artı B'nin mutlak değeri kaçtı? 1 olacaktı. A yerine 5 yazarsak 5 artı B'nin mutlak değeri 1 ise şunu söyleyebiliriz. 5 artı B ya 1'dir ya da 5 artı B eksi 1'dir. İlkinden B eksi 4 gelir. İkincisinden de kaç gelir arkadaşlar? 5 artı B eksi 1 ise B eksi 6 gelir. Şimdi hemen ikinci duruma bakacağız. Ne diyeceğiz arkadaşlar? A artı 2 1 ise A artı B'nin mutlak değeri 7'dir diyeceğiz. Onu da yazalım şöyle. A artı 2 eşittir kaç diyeceğiz? 1. Bu durumda A eksi 1 olacak. A artı B'nin mutlak değeri bu durumda kaç olacak? 7. A yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı B eşittir 7'dir. Bu durumda iki ihtimalimiz var. Eksi B artı B ya 7'dir ya da eksi 1 artı B eksi 7'dir. Buradan da B 8, buradan da B eksi 6 gelir. Şimdi B'nin alacağı değerler 8, eksi 6, eksi 4 ve eksi 6. Farklı değerlerin toplamını istediği için ne yapmayız? Eksi 6 değerini iki defa almayız.
Dolayısıyla 8, eksi 6 ve eksi 4 değerlerini toplarsak da sonucumuz ne olur? Eksi 2 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. sorudayız. Bir sınıfta dağıtılmak üzere 56 adet kitap getiriliyor. Kız öğrencilere ikişer, erkek öğrencilere üçer adet kitap dağıtıldığında 6 adet kitap artıyor. Yani bu durumda biz kızların sayısına eğer K dersek ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 çarpı K kızlara dağıtılan kitap sayısı olur. Erkeklere de üçer adet dağıtılıyor. 3 çarpı E diyeceğiz. Bunların da toplamı 50 olması lazım. Çünkü 6 adet kitap artıyor. Şimdi bu durumda E K'ya eşit demiş. E'nin K'ya eşit olma durumu var. Fakat bize sorulan daima farklı değerler içinde ne yapabiliriz? E ve K değerleri bulunabilir. Örnek olarak E'ye 2 değerini versek 6 olur. Bu tarafında 44 olması lazım. Bu durumda K sayısı 22 olabilir. Bakın 2 tane 22 ne yapar? 44. 3 tane 2 6 yapar. 44 6. 6 da 50'ye eşit olur. Dolayısıyla E'nin K'ya eşit olma zorunluluğu yoktur. E çift sayıdır. E çift sayı olmak zorunda çünkü 2K ifadesi her zaman çifttir. Buradan gelen 3E ifadesi de çift olmalı ki sonuç 50 olmuş. O da ne olsun? Çift olsun. Dolayısıyla E sayısı mutlaka ama mutlaka çift olmalıdır. Dolayısıyla 2 de doğrudur. K tek sayı demiş. Zaten verdiğimiz örnekte K'nın çift olma durumu da olduğu için K'nın kesinlikle tek olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu da nedir? Yanlıştır. Cevabımız yalnız 2'dir. B şıkkı. 8. sorudayız. 3 basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı bir asal sayı ise bu doğal sayıya keskin sayı denir demişler. A ile B birbirinden farklı olmak üzere 3 basamaklı AAB ve ABB sayıları birer keskin sayıymış. Bu durumda 2A artı B de 2B artı A'nın da ikisinin de ne olması lazım arkadaşlar? Asal olması lazım. Şimdi biz 2A artı B'nin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Aynı olsa dahi yani en büyük A'ya 9, B'ye 9 versek bu toplam kaç gelir? 27 gelir. Dolayısıyla benim arayacağım sayı 27'den küçük bir asal sayı olacak. İlk bakacağım asal sayı da ne olur? 23 olur. Bu durumda A'yı en fazla 9 alsak 18, B'de kaç olur? 5 olur. Peki bu durumda 2B artı A asal olur mu? Bakalım B yerine 5 yazacağız, A yerine 9 yazacağız. 2 çarpı 5 artı 9 o da 19. Bu da asal sayı yapıyor. Dolayısıyla zaten bu da asaldı. Demek ki A artı B maksimum 5 9'dan ne diyeceğiz? Toplamı en fazla 14 oluyor. Doğru cevap E şıkkı. 9. sorudayız. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen birbirinden farklı ABC sayılarla ilgili 3 bilgi verilmiş. En küçük sayının A, en büyük sayının C olduğu söylenmiş. Şimdi bunu şu şekilde işaretleyelim. En küçük A, en büyük C. Arada demek ki B var. Şu mesafenin X, bunun da Y olduğunu yazalım. C sayısının diğer iki sayıya uzaklıkları toplamı 23. Şimdi C sayısının B'ye uzaklığı Y, A'ya uzaklığı X artı Y. Ve bu toplamda kaçmış? 23. Son bilgiye bakalım. B sayısının diğer iki sayıya uzaklıkları toplamı 17. Yani X ve Y'nin toplamı da 17. X artı Y'nin 17 olduğunu biliyorsam Y'nin 6 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Y 6 ise X kaç olur buradan? 11 olur. Şimdi A sayısının B sayısına uzaklığını soruyor. Yani X'i soruyor. X değerini kaç bulduk arkadaşlar? 11 bulduk. Doğru cevap D şıkkı. 10. sorudayız. 10. soruda anne, baba ve en tane çocuğun olduğu bir ailede bir yıl boyunca her bir çocuk en artı 5 tane kitap okumaktadır. Bu ailenin okuduğu kitap sayısı ortalaması bir yılda en artı 3 olduğuna göre anne ile babanın okuduğu kitap sayısı ortalaması sorulmuş. Şimdi anne ile babanın okuduğu kitap sayısına A artı B diyelim. N tane çocuğumuz var. Bu N tane çocuğun her biri N artı 5 kitap okuduysa N çarpı N artı 5 çocukların okuduğu kitap sayısı toplamı olur. Şimdi bize ne verilmiş arkadaşlar? Bunun ortalamasının kaç olduğu verilmiş? N artı 3.
Anne baba ve en tane çocukla beraber burası ne olur? N artı 2 kişi olur. Dolayısıyla N artı 2'ye bölersem okudukları kitap sayısını ortalamayı bulurum. Ortalama da N artı 3'tü. A artı B artı N kare artı 5N. N artı 2'yi karşıya atarsam da N artı 3 çarpı N artı 2. Bu çarpımı yaparsak da N artı 2 artı 5N artı 6. N kare artı 5N dikkat ederseniz karşılıklı ne yapar? Sıfırlar. A artı B 6'ya eşit olur. Anne ile babanın okuduğu kitap sayısı ortalaması soruluyor. Yani A artı B bölü 2, o da 6 bölü 2'den 3 olur. Doğru cevap B şıkkı. 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soruda N pozitif bir tam sayı, X tam sayı olmak üzere bir KN kümesi tanımlanmış. Buna göre verilen 3 önermeden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Biz hemen K1 kümesini bulalım. X'lerden oluşacak. N yerine 1 yazarsak buradan eksi 1 gelir. Sağ taraftan da 2 gelir. K2'ye bakalım. Yine x'lerden oluşacak. 2 verdiğim zaman 1. Bu taraftan da kaç gelir? 4. Yine K3 kümesine bakalım. X'lerden oluşacak. 3 yazarsak eksi 1. Bu taraftan da ne olacaktır? 8 olacaktır. Şimdi K1 kümesinin elemanları kimlerden oluşacak? Onu da yazarım. K1 kümesi eksi 1, 0, 1, 2 olacak. K2 kümesine bakalım. 1, 2, 3, 4 ve son olarak K3 kümesine bakacak olursak eksi 1, 0, 1 kime kadar? 8'e kadar. Şimdi ilk birinci önermeye bakalım. K1, K2'ye eşittir denmiş. K1, K2'ye eşit değil. Dolayısıyla yanlış. Hemen ikinci önermemize bakalım. Ne diyor bize? K1'in eleman sayısı ile K2'nin eleman sayısı eşittir diyor ki bu doğru. Son olarak K3 önermesine bakalım. K2 kümesi yani burası K3'ün alt kümesidir demiş. Gerçekten de doğrudur. Çünkü 1, 2, 3 elemanların tamamı K3 kümesinin içinde bulunur ve alt kümesi olur. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevap D şıkkı. 12. sorudayız. Verilenler gx ve f artı 2gx fonksiyonlarına ait grafikler. Bunlarla ilgili verilen şıklardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi ilk olarak burayı kullanacak olursak buranın ga olduğu gözükür. Ama aynı zamanda diğer fonksiyonda yazarsak eğer buranın aynı zamanda f artı 2ga olduğu gözükür. Yine aynı şekilde buradaki değerimizi yazarsak buranın da GB aynı zamanda F artı 2GB olduğu gözükür. Şimdi ilk değerimizi tekrar buraya yazalım. F artı 2GA eşittir. GA ise dağıtalım bunu. F artı 2GA eşittir. GA'dan FA eşittir. Eksi GA olur. Şimdi diğerinde de B'yi kullanacağız. Bu değerin aynısı olacak şekilde bir tek farkımız ne olacak? FB eksi GB olur. Bu iki değer önemli. Bunları mutlaka ne yapalım? Şu şekilde not edelim. Şimdi burada GA değerinin GB değerinden daha büyük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla GA büyüktür. GB rahatlıkla yazabilirim. Ben GA yerine F'si eksi FA ve GB yerine de eksi FB yazarsam ek tarafı eksiye çarptığım zaman FA küçüktür FB olur ki bu da doğru şıkkın D olduğu anlamına gelir. 13. sorudayız. Bize burada P ve Q önermeleri verilmiş ve P ise Q'nun yanlış olduğu söylenmiş. P ise Q eğer yanlışsa arkadaşlar, biz biliyoruz P'nin 1, Q'nun 0 olması gerekir. Bu durumda P 1, Q 0 doğruluk değerleri. Ve onu şu şekilde yazabiliriz. A artı B bu durumda tektir. Eğer Q önermesi B artı C tek diyerek yanlış olduğunu söylüyorsa demek ki B artı C nedir? Çifttir arkadaşlar. Şimdi A, B, C önermeleri için bakalım.
ABC, pardon, tam sayı değerleri için şöyle hangi tabloyu oluşturabiliriz teklik çiftlik durumunda? Eğer A artı B'nin tek olduğunu biliyorsam demek ki A çiftse B tektir veya A tekse B çifttir. Şimdi B artı C'nin çift olma durumuna bakalım. B'nin tek olması durumunda sonucun çift olması için C'nin tek olması lazım. B çiftse C'de çift olması lazım. Şimdi bu tablomuzu yazdık ve bizden istenen R, S ve T önermelerine bakalım. A artı C bir tek sayıdır diyor. A artı C'ye bakın, her iki durumda da çift artı tek ve tek artı çift toplamı olacağı için tektir ve doğrudur. Dolayısıyla R'ye bir tık attık. S önermesine gelelim. A artı B artı C'nin bir tek sayı olduğu söylenmiş. Şimdi A artı B'nin zaten tek olduğunu biliyoruz. Fakat dikkat ederseniz C tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. Yani siz tek olan bir değere tek eklerseniz sonuç çift. Yine tek olan bir değere çift eklerseniz sonuç tek olur. Dolayısıyla S önermesi yanlış bir önerme olur. T'ye bakalım. B bir tek sayıdır demiş. B'nin hem tek hem de çift olabileceği zaten az önceki tabloda gözüküyordu. Dolayısıyla bu da yanlış. Bu durumda doğru olan sadece R önermesi, yani A şıkkı. 14. sorudayız. Şimdi bize 6 tane veri verilmiş ve bunların ortancası ile aritmetik ortalamasının birbirine eşit olduğu söylenmiş. Önce bunları şöyle küçükten büyüğe doğru bir yazalım. 3, 11, 16, 18, 31 ve en sayısı. En sayısını şu anda nereye yerleştireceğimizi bilmiyoruz. En sayısı yani bu tarafta da olabilir, bu tarafta da olabilir. Şimdi ne yapalım? En sayısını şuraya sembolik olarak yazalım. Şimdi bizim aritmetik ortalamamız ne olacaktır? Bu toplamın 6'ya bölümü. Toplamı bulalım. Ne yaptı? 14, 30, 48, 79 artı n oldu. Bunun 6'ya bölümü de aritmetik ortalamayı verecek. Peki bizim ortancamız nedir? Yani medyan nedir? Ona bakalım. Şimdi ortanca değeri burada 18 ile 16'nın toplamının yarısı olabilir. O da neyi verecektir bize? 17'yi verecektir. Bu 17 değeri kime eşit olacak? Aritmetik ortalama değerine eşit olacak. Bunları birbirine eşitleyelim. 79 artı n bölü 6 eşittir 17'den. N buradan kaç çıkar arkadaşlar? 23 çıkar. N'in alabileceği değerden bir tanesini 23 olarak bulduk. Peki medyanımız, yani ortancamız başka ne olabilirdi? 11 artı 16 bölü 2 olabilirdi. Onu da ne yapalım? Kullanalım. 79 artı n bölü 6 eşittir 11 artı 16 bölü 2. Burada sadeleştirmeleri yaparsak n eşittir buradan 11, 16 ne yapar? 27 çarpı 3'ten 81 eksi 79'dan 2 çıkar. N'in diğer değeri de kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. Peki n'in başka değeri olamaz mıydı? Aslında denenebilir ve n değeri burada mesela 11 ile 16 arasına alınabilir veya işte başka ne yapılabilir? 16 ile 18 arasında alınabilir. Her iki durumda da n'in tam sayı çıkmayacağını görünüz. Çünkü n tam sayı denmiş. Bu durumda n'in alabileceği değerler sadece 23 ve 2 olur. Toplamını istemiş. Doğru cevap B şıkkı. 15. sorudayız. Verilen sembol bir n doğal sayısının rakamlarının birer fazlasının aynı sırada yan yana yazılmasıyla elde edilen sayıyı temsil etmektedir denmiş arkadaşlar. Bakın burada 12 sayısı her bir rakam bir arttırılıyor ve 23 oluyor. 19'da her bir rakam bir arttırılıyor ve 210'a dönüşüyor. Şimdi verilen sayının bu sembol ile uygulanması ve kendisinin toplamının 11.129 olduğu verilmiş. Buna göre 3 basamakta en sayısının rakamlar toplamı kaçtır denmiş. Verilen sayıyı arkadaşlar 919 seçersek buradaki sayımız bir artarsa 10, 1 bir artarsa 2, 9 da bir artarsa 10 olur. Ve bunların toplamına bakacak olursak arkadaşlar bize verilen sayıya eşit olduğu gözükür. Demek ki bize verilen n sayısı 919'muş. Rakamları toplamı da ne yapar? 19 yapar. Doğru cevap A şıkkı. 16. sorudayız arkadaşlar. 2, 3, 6 ve 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 4 basamaklı doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor.
Buna göre baştan 11. sayı için verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi biz küçükten büyüğe yazacaksak ilk olarak 2'yi en başa alıp geri kalanları ne yapacağız? Kullanacağız. Kaç farklı sayı yazabilirim? 3 faktöriyelden 6 adet. Sonra 3'ü en başa alacağız ve geri kalanları yine 3 faktöriyel sıralarız. 6 da bu 12. Şimdi demek ki bana baştan 11. sayıyı soruyorsa benim başa 3'ü aldığım zaman yazabileceğim en büyük sayı baştan kaçıncı sayı olur arkadaşlar? 12. Neden? Çünkü 6 6 zaten toplam 12 tane sayı yazabiliyorum. Küçükten büyüğe dizeceksem 12. sayı ne olacaktır? 3 ile başlayan en büyük sayı olacak. Bu baştan 12. sayı. 11 istediğine göre demek ki bundan bir önce yazabileceğim sayı kim olacak? Tabii şu 6 ile 2'nin yer değiştirmiş hali. 3726. 2 ile tam bölünür. Evet, rakamların toplamı 18 olduğu için 3'e tam bölünür. Sayımız 7'ye bölünmeyeceği için 3 yanlıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. sorudayız. İçinde 1'den 100'e kadar numaralandırılmış kartlar bulunan bir kutudan 6 tane kart çekilmiş. Kartlardaki numaraların toplamı 200 olarak verilmiş. Numarası 40'tan büyük olan 3 kart olduğunu ve numarası 9'dan küçük olan kartın olmadığı söylenmiş. Kartlarımızı şu şekilde gösterelim ve toplamının 200 olduğunu biliyoruz. Numarası 40'tan büyük 3 kart varsa ve onları şu şekilde gösterirsek demek ki numarası 40'tan da küçük olan bir 3 kart var. Onları da bu şekilde söyleyebiliriz. 9'dan küçük olan kart yoksa en küçük olanları 9, 10 ve 11 olarak seçim yapabiliriz. Buranın da toplamının 30 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki kartlarımızı 40'tan büyük seçmek zorundayız. Dolayısıyla burayı pardon 40 değil 41, diğerini de 42 seçersek 83 olur. Şimdi son kartımıza bakacağız. Burası ne yapar? 113. 200'e tamamlamak için demek ki son kartımız kaç olacak arkadaşlar? 87 olacak. Bu durumda en büyük kartın numarası kaç oldu? 87. Doğru cevap B şıkkı. 18. sorudayız. Maliyeti A lira olan birinci ürün B artı A bölü 2 liraya satılıyor. Maliyeti B lira olan ikinci ürün de A eksi B bölü 4 liraya satılıyor. Birinci üründen 2, ikinci üründen de 3 tane satıldığında ne kar ne de zarar edilmiş. A ile B arasındaki ilişki soruluyor. Ne yapalım? Önce toplam maliyetimizi bulalım. Eğer birinci üründen 2, ikinci üründen 3 tane satılmışsa demek ki 2A artı 3B benim toplam maliyetim. Kazancıma bakacağım satıştan elde ettiğim paraya. Birinci ürün B artı A bölü 2 idi. Bundan kaç tane sattım? 2 tane sattım. 2 çarpı B artı A bölü 2 artı ikinci üründen 3 tane satılacak. 3 çarpı A eksi B bölü 4. Bunların birbirine eşit olması lazım. Kar ve zarar durumu olmaması için 3B yazdım. Dağıtma işlemi yapıyoruz. 2B artı A 3A eksi 3B bölü 4. Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada 4A, burada 2A'mız var. Bunu karşıya atarsak ne olur? 2A olur. 2B eksi 3B bölü 4. Bunu işlem yaparsak ne olur arkadaşlar? 4 kere 2, 8. Eksi 3'ten 5B bölü 4 karşıya atarsak eksi 5B bölü 4. Bu işleme devam edelim. 4, 3, 12, eksi 5B'de ne yapar? 7B bölü 4 eşittir 2A. 4 karşıya çarpım olarak gider. 7B eşittir 8A. Doğru cevap D şıkkı. 19. sorudayız. Bir baba ile çocukları Ada ve Efe'nin yaşları hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş. Biz de hemen bu bilgileri buraya aktaralım. Buraya baba dedik. Ada ve Efe. Ada Efe'den 14 yaş büyük. Demek ki Efe'ye E dersek Ada'nın yaşı E artı 14 olur. Babanın yaşı çocuklardan birinin yaşının 2 katı. Yani bu durumda ben baba için 2E de diyebilirim. Yani Efe'nin yaşının 2 katı olarak. Ya da ikinci ihtimal olarak ne yazabilirim?
adanın yaşının iki katı yazabilirim. Yani 2e artı 28 de olabilir. Üçüncü bilgiye bakalım. A yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşlarının toplamına eşit. Yani bu durumda eğer ilkini kullanacak olursak 2e artı a ada ile f'nin yaşları toplamının a yıl sonraki yaşı ne olur? 2a olur. Ya bu olacak ya da ikincisini kullanacak olursak 2a 2e artı 28'i kullanacak olursak onu da buraya yazayım. A yıl sonra yaşları ada ile f'nin yaşlarının toplamı kadar olacak. Dolayısıyla bunlar da 2a diyebilirim. Şimdi ilk denkleme bakalım. Buradan e'ler gidiyor. A eşittir. Eksi 14 oluyor ki yani demek ki burada kullandığımız 2e yanlışmış. A'yı eksi 14 bulduğumuz için. İkincisine bakıyoruz. İkincisine de e'ler gidiyor. Buradan da a eşittir 14 çıkıyor. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı. 20. sorudayız. Bir gösteri için stadyuma gelen izleyiciler bilet kontrolü için 3 farklı gişeden giriş yapabilmektedir. Şimdi bu kapılarla ilgili bilgileri bu tarafa aktarmaya çalışalım beraber arkadaşlar. 1 dakikada 3, 2 dakikada 5, 3 dakikada 8. Bunların ortak katı olan biz ne yapalım? 6 dakika içinde her birinin kaç bilet kontrolü yapacağını bulalım. A kapısı 18, B kapısı 15, C kapısı ise 16. Şimdi bize başka bir bilgi daha vermiş. İzleyiciler stadyuma alınmaya başladığı anda gişelerin önünde 610 tane izleyici beklemektedir. Giriş başladıktan 1 saat sonra, 1 saat sonra hemen rahatlıkla kaç tane bilet kontrolü yapıldığını bulabiliriz. 6 dakikada A, B, C kapılarının toplamında 49 tane ne yapar? Bilet kontrolü yapar. 6 dakikada buysa 60 dakikada yani 1 saatte 490 tane bilet kontrolü yapılmış olur. Eğer stadyumun önünde, gişelerin önünde hala 420 tane izleyici bekliyorsa bu şu anlama gelir. 610'dan 490'ı çıkartırız. Bize burada neyi verir? 120'yi verir. Demek ki bekleyen 610 tane izleyiciden 120'sinin hala bilet kontrolü yapılmamıştır. Eğer gişelerin önünde 420 tane bekleyen varsa bunlar yeni gelenler de vardır. 420 tane izleyiciden 120'si daha önce bekleyen 610 tane izleyici arasındandır. Kalanlar da yeni gelenlerdir. Bize son bir saat içinde kaç tane izleyici daha geldiğini soruyor. Doğru cevap A şıkkı. 21. sorudayız. Akıntı hızının dakikada 3 metre olduğu bir nehirde dakikada 12 metre hız ile yüzebilen bir yüzücü akıntı ile aynı yönde ritmik bir şekilde 3 dakika yüzüp 1 dakika mola vererek toplamda 12 dakikalık bir yüzme yapıyor. Şimdi ne kadar hareket ettiğini ne yapalım? Ortaya çıkarmaya çalışalım. 3 dakika ne yapacak? Yüzecek ve arkasından da 1 dakika mola verecek. Şimdi yüzme işini yaptığında kendi hızı ve akıntı hızının toplamı kadar bir hıza sahip olur ki bu da 15'dir arkadaşlar. Şimdi ne kadar yol alacak? 15 çarpı 3 dakikaydı bu yüzme çarpı 3 diyoruz. O da ne yapacak? 45 metre. Peki 1 dakikalık molada sadece akıntı hızına sahip bir şekilde yol alacak. O da akıntı hızımız 3'tü. 1 dakikalık sürede 3 metre yol alır. Yani toplamda arkadaşlar 3 dakika yüzüş 1 dakika molada ne kadar yol alacaktır? 48 metre yol alacaktır. Peki bizim toplamdaki süremiz ne kadar? 12 dakika. Burada 4 dakika geçti. Demek ki bundan 3 tane yapacak. Dolayısıyla BA yolu yani vardığı noktaya A dersek ne olacaktır? 48 çarpı 3. Şimdi dönüş yolunu düşünelim. Dönüş yolumuzda mola vermeden hareket ediyor. Bu durumda dönüş yolunda akıntıya karşı hareket edeceği için
hızımız kendi hızı eksi akıntı hızı, yani 9 olacaktır. Hemen hesabımızı yapalım. 48 çarpı 3 metrelik yolu 9 metre bölü dakika hızla ne kadar sürede yol alır? Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 16 dakika olur. Doğru cevap D şıkkı. 22. sorudayız. Bir duvar ustası metrekaresini belli bir ücret karşılığında örmektedir. Yapacağı bir işin hesabını yaparak 12.800 lira ücret alacağını hesaplıyor. Fakat sonradan yaptığı hesabın %20 oranında eksik ölçtüğünü fark ediyor. Bu durumda doğru bir ölçümle alması gereken ücret soruluyor. Şimdi duvarımızın eni ve boyu 10x olsun. Bu durumda alanımız ne olur? 100x kare. %20 eksik ölçüyorsa demek ki 8x ölçüm yapıyor ve alanı ne buluyor? 64x kare buluyor. 64x kare için 12.800 lira ücret çıkarırsa 100x kare doğru ölçüm yaptığı zaman bulacağı metrekaredir. Bu durumda ne kadar ücret alır? İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan cevabımızın 20.000 geldiği görülür. Doğru cevap A şıkkı. 23. sorudayız. Bir kurs merkezinde Aykut ve Bülent isimli öğretmenlerin ders anlattığı öğrencilerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Biz de hemen buraya notlarımızı alalım. Aykut öğretmen ve Bülent öğretmen diye. 8 kız ve toplamda 12 erkek öğrenci var. Kız ve erkek yazdık. Şu şekilde hemen 8 ve 12 diye notumuzu alalım. Bu öğrenciler iki öğretmenden sadece birinden ders alıyormuş. Aykut öğretmenin kız öğrenci sayısı Bülent öğretmenin erkek öğrenci sayısına eşit. Dolayısıyla buraya x dersek buraya da x demeliyiz. Bu durumda burası 8x, burası da 12-x olur. Şimdi bir başka notumuz daha var. Kız öğrenciler haftada 3 saat, erkekler ise 2 saat alıyor. Ve Aykut öğretmenden haftalık ders sayısının kaç olduğu verilmiş? 29 olduğu verilmiş. Dolayısıyla kızların sayısı x'ti ve kızlar haftada 3 saat ders alıyordu. O halde ben 3 çarpı x diyerek toplam ders sayısını bulabilirim. Erkekler 2 ders saati alıyor. Aykut öğretmenin 12 eksi x tane erkek öğrenci sayısı var. Dolayısıyla 2 çarpı 12 eksi x de neyi verecektir? Erkeklerin aldıkları ders sayısı. Bunların toplamının kaç olduğunu vermişti? 29 olduğunu vermişti. Eşittir 29 diyeceğiz. Bu 2'yi dağıtalım. 3x 24 eksi 2x eşittir 29'dan. X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5. Şimdi bu 5 değerini şu şekilde ne yapalım? Yazalım. Burası 5 olur. Burası 3, burası 5 ve burası da 7. Bize sordu. Bir haftada Bülent öğretmenin aldığı ders sayısı sorulmuş. Şimdi bir haftada Bülent öğretmen 3 tane kız öğrenci var. Ve bunların her birinin aldığı ders sayısı haftada 3 saatti. Yine Bülent öğretmenin 5 tane erkek öğrencisi var. Bunların da haftalık ders sayısı 2 idi. Burada toplamda 19 olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 24. sorudayız. Bir tabletin boş olan bataryası standart şarj saatiyle 3 saatte, hızlı olanla 1 saat 20 dakikada tam olarak dolduruluyormuş. Dolayısıyla standart olanla eğer ben 180 dakikada dolduruluyorsam 1 dakikada 1 bölü 180'i, hızlı olanla eğer 1 saat 20 yani 80 dakikada dolduruluyorsam demek ki 1 dakikada 1 bölü 80'i ne yapar? Doldurulabilir. Bataryanın doluluk oranı %10 iken saat 12'de şarja takılıyor ve bir süre sonra vakit kaybı olmaması için hızlı şarja geçiliyor. Ve bu durumda 13.52'de %100 doluluk oranına ulaşıyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Biz standart olanla 1 dakikada 1 bölü 180'ini ne yapıyorum? Şarj edebiliyorum. Bununla T dakika ne yapsın? Dolsun. Sonrasında 1 dakikada 1 bölü 80'ini hızlı şarjla ne yapıyorum? Şarj ediyorum. Toplamda 12'den 13.52'ye ne kadar süre kullanılmış?
2 saatten 8 dakika eksik, yani 112 dakika. Demek ki hızlı olana da 112 eksi t dakika kullanılmış. %10'la şarja takıldığı için ne yapılmış? %90 bir doluluk ne yapılmış? Sağlanmış. Şimdi burada sadeleştirme işlemlerini yapalım. Sıfırımızı attık. Buradaki sıfırla bu sadeleşti. Şurayı 4, burayı 9 yaparsak, burayı da 72 yaparsak payda eşitlenmiş olur. 4t 9 çarpı 112 eksi 9t eşittir 9 çarpı 72. Şimdi ne yapalım? 4t ve eksi 9t'yi karşıya atacağız. 972'yi de bu tarafa alacağız. Ne olur? 9 çarpı 112 eksi 9 çarpı 72 karşı tarafta 5t olacak. 9 parantezinde 112 eksi 72 yapar. O da bize kaç değerini verir arkadaşlar? 40 değerini verir. 9 çarpı 40 eşittir 5t'den. Buradan t'imizi ne buluruz arkadaşlar? 72. Bize sorulan neydi? Hızlı şarj ne zaman takılmıştır diye. Demek ki ben standart şarj aletiyle 72 dakika kullanılmışım. Ben 12'de başladığım şarj işlemine 72 dakika standartla ne yapmışım? Devam etmişim. Saat 12'den 72 dakika sonra nedir? 1 saat 12 dakika sonrasıdır ki bu da 13-12 yapar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 25. sorudayız. 215 tane bilye bir miktar boş torbaya, torbaların her birine en az bir ve en çok 4 tane olacak şekilde dağıtılıyor. Şimdi bunlarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Onları şu şekilde ne yapalım? Tablomuza aktaralım. 2 bilye, 3 bilye ve 4 bilye. Şimdi bir kere son bilgiye bakacak olursak, birer bilye bulunan torbaların sayısı 15. Dolayısıyla buraya hemen 15'i yazdık. İlk bilgimiz de şöyleydi. Üçer tane bilye bulunan torbadaki toplam bilye sayısı dörder tane bilye bulunan torbadaki toplam bilye sayısına eşit. Yani ben burada eğer x tane torba, burada da y tane torba var dersem, burada 3x tane bilye, burada 4y tane bilye. Dolayısıyla buna 4k, buna da 3k diyebilirim. Ve buraya gidip ne derim? Üçer tane bilye bulunan torbaların sayısının 4k, dörder tane bilye bulunan torbadaki toplam sayının da 3K olduğunu söyleyebilirim. A tane de ne olsun? İkişer bilye bulunan torbalar olsun. Onunla ilgili bilgi de var. Tüm torbaların 1 bölü 5'inde ikişer bilye bulunmaktadır. Dolayısıyla ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 15 artı A 4K ve 3K. Ne diyeceğiz? Bunun 5'te biri A olacak. Buradan ne ederim? 5A'yı karşıya attım. A da bu taraftan geldi. 4A eksi 7K ne çıktı arkadaşlar? 15 çıktı. Bu bizim ilk bulduğumuz denklemimiz olsun. Bir bilye bulunan torba sayısı 15 ise 15 çarpı 1 bana oradan gelen bilye sayısını. İkişer bilye bulunan torba sayısı A tane ise ne olacaktır? 2 çarpı A oradan gelen bilye sayısını. 4K tane üçer bilye bulunuyorsa oradan da ne olacaktır? 12K bilye gelecektir. Bu da aynı şekilde 4 çarpı 3K'dan yine 12K bilye gelecek ve bunların toplamı da 215'e eşit olacak. Bu 15'i karşıya gönderirsek 200 eşittir 24K artı 2A. Bütün ifadeyi ikiye bölersek de 12K artı A eşittir 100. Bu da bizim ikinci bulduğumuz denklem olacak. Şimdi ilk bulduğumuz denklemle ikinci bulduğumuz denklemi ne yapacağız? Ortak çözeceğiz. Bunları şöyle bir alt alta yazalım. 4A eksi 7K 15. 12K artı A da kaça eşit? 100'e eşit. Nasıl yaparım? Burayı eksi 4 ile çarparsam. Eksi 48K eksi 7K'dan eksi 55K gelir. Bu taraftan da eksi 400 artı 15'ten eksi 385 gelir ki bu da K'nın 7 olduğunu söyler bize. K'yı 7 olarak buraya yazarsam 49 karşıya attınız. Ne yapar? 64. 4A 64 ise A da oradan 16 gelir. Kullanılan torba sayısı
soruluyordu. Kullanılan torba sayısı arkadaşlar şuranın toplamı olarak gelecektir. 15 artı A artı 7K toplam neyi verecek? Torba sayısını verecek. 15 artı A artı 7K. 15'i yazdık. A'mız 16. K'mız 7. Dolayısıyla burası 49 gelecek. Buradan da toplam 80 tane olur. Doğru cevap E şıkkı. 26. sorudayız. Bir fuar salonuna kurulan kamera sistemi ile fuar salonuna giriş yapan kişi sayıları hesaplanmaktaymış. 5 gün süren fuarla ilgili bazı bilgiler vermiş. Onları buraya yazalım arkadaşlar. İşte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. İlk iki gün burada bakın 215 ziyaretçimiz var. İlk üç gün A kişi var. Bu arada lazım olacak. Eğer üçüncü gün ziyaret eden kişi sayısını bulmak istersem bunun A eksi 215 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlk dört gün 2A artı 400 kişi ziyaret etmiş. Ve son olarak da son gün 1100 kişi olduğunu, dolayısıyla bizim buraya dördüncü gün, beşinci gün 1100 kişi ziyaret ettiğini yazabiliriz. Toplamda da 3000 kişilik bir ziyaret olduğundan bahsediyor. Şimdi bu o zaman şöyle söyleyebiliriz. İlk 4 gün eğer 2A artı 400 ise 1100 ile beraber bize toplam kişi sayısı olan 3000'i vermesi lazım. Onu yazalım. 2A artı 400 artı 1100 eşittir 3000. 2A ne yaptı şurası? 1500. Dolayısıyla karşıya attık. 2A 1500 oldu. A 750. Bize 3. günü soruyordu. 3. gün A eksi 215. Yani 750 eksi 215. Bu da bize 535'i verir. Doğru cevap B şıkkı. 27. sorudayız arkadaşlar. Ayşe 260 tane paragraf sorusunun bulunduğu bir kitabı verilen kurala göre kaç günde çözeceği soruluyor. Eğer gün sayısı tekse o gün 8 tane, çift ise de en tane soru çözerek ne yapmış? Bu soruları çözerek kitabı bitirmiş. Şimdi öncelikle ne yapalım? Size birkaç hatırlatma yapalım. Tek sayılarla ilgili 1, 3, 5 nokta nokta 2k eksi 1 dersek burada bizim k'mız ne oluyor arkadaşlar? Terim sayımız olur. Yine aynı şekilde çiftler için 2, 4, 6 ve en son 2k'da bitirelim. Yine burada k bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Terim sayısı olacak. Ve bunu da biliyorsunuz 2 parantezine alırsak 1, 2, 3 ve k dersek bu toplamda ne olacaktır? 2 çarpı k artı 1 bölü 2'den k çarpı k artı 1 gelecektir. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi sorunun çözümü ile ilgili iki yol size göstereceğiz. Şimdi ilk yola bakalım. Birinci yol arkadaşlar şıklardan bir tanesini deneyelim. 25 ile başlayalım. Şimdi 25 ile başlayacağız. 1, 2, 3 deyip işte en son 24 ve 25 ile bitireceğiz. Buradaki teklerin sayısına bakacağız. 1, 3, 5 ve en son 25 ile bitecek. Yukarıda bahsetmiştik. 2k-1 ile biten bir tek sayı dizisindeki k'nın terim sayısı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ben ne yapacağım? 25'i kaça eşleyeceğim? 2k-1'e. K da buradan kaç çıkacak? 13. Zaten 25 sayımız var. 25 sayının eğer 13 tanesi tekse 12 tanesi de çift olacaktır. Şimdi 13 tane tek varsa her bir tek için 8 tane ne yapacak? Soru çözmüş olacak. Dolayısıyla 13 çarpı 8 ne olur? Tek günlerden gelen soru çözüm sayısı olur. Çiftlere bakalım. 2, 4, 6 diye başlayıp 24'te bitecek. Bize şimdi her gün için çiftlerde o günün sayısı kadar soru çözeceğine göre biz bu toplamı arayacağız. Bu toplamda da arkadaşlar ne diyeceğiz? 2k 24 ise k 12 olacak. Toplamın da k çarpı k artı 1 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 12 çarpı 13
yazacağız. 13 çarpı 8 bir önceki teklerden gelen soru sayısıydı. Oradan ne gelir? 8, 10, 104. 12 çarpı 13'ten ne gelir arkadaşlar? 156. 104 ve 156'nın toplamı da ne yapacaktır? 260 olacaktır. Dolayısıyla bizim soru sayımıza denk doğru cevap A şıkkıdır diyeceğiz. Şimdi geldik ikinci yolumuza. İkinci yolda gün sayımız ne olsun? Çift olsun. Yani 1, 2, 3, 4 deyip en son 2K-1 ve 2K'da bitsin. Bu durumda tek sayılara bakacak olursak 1, 3, 5 de ilerleyip 2K-1 de bitecek. Bu durumda K'nın bir terim sayısı olacağını 2K-1 ile biten bir tek sayı dizisinde olduğunu söylemiştik. Yani K tane tek gün olacak. Her biri için ne olacak? 8 tane soru çözmüş olacak. Şimdi çiftlere bakalım arkadaşlar. 2, 4 deyip 2K'da bitecek. Bunların toplamının da ne olduğunu söylemiştik. K çarpı K artı 1 olduğunu söylemiştik. K çarpı K artı 1 tane soru çözümü de buradan gelecek. Ve 260'a eşit olacak. Burayı düzenlersek K kare artı 9K eksi 260 eşittir 0 yapar. Ve bakacak olursanız da K'nın buradan bir pozitif tam sayı gelmediği anlaşılır. O zaman bu durumda gün sayısını bir de tek olarak düşünelim. 1, 2, 3, 4 diye başlayıp 2K-2 ve son olarak 2K-1 de bitsin. Buradaki teklerimize bakacak olursak 1, 3, 5 diye ilerleyip 2K-1 de bitecek. Buradan gelen terim sayımız K olacak. Yukarıda olduğu gibi arkadaşlar. Ne diyeceğim burada? K tane tek gün varsa çarpı 8'de soru sayısı olacak. Şimdi gelelim nereye? Çiftlere 2, 4 diye başlayıp 2K-2 de bitecek. Burayı iki parantezine alırsak 1, 2, 3 diye devam edip en son K-1'de bitecek. Şuranın ne diyeceğiz? K-1 çarpı K bölü 2. Burayı bir toparlarsak 8K artı buradaki 2'ler gider. K çarpı K-1 kime eşit olacak? 260'a. Bu denklemi şöyle bir toparlayalım. K kare artı 7K-260 eşit 0'dan. Çarpanlar ayırdığımızda da ne gelecek? K-13'e K artı 20 gelecek. Dolayısıyla buradan da K kaç gelir arkadaşlar? 13. Şimdi dikkat ederseniz 2K-1 demiştik son güne. K yerine 13 edersek bunun da 25 olduğu rahatlıkla gözükür. Doğru cevabımız A şıkkı olur. 28. sorudayız. Bir yarışma esnasında seyircilere sorunun doğru cevabı danışılıyor. Soruya cevap veren seyircilerin cevaplara göre sayılarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Şimdi dikey sütunda neyimiz var arkadaşlar? Y ekseninde seyirci sayısı, yatay ekseninde de sorunun şıkları var. Soruya cevap veren seyircilerin %10'u doğru cevabı vermiş. Dolayısıyla bu cevaplardan bir tanesi doğru olacak. Burada biz ne yapacağız? X sayısı demek ki tüm cevapların 10'da 1 olacak. Dolayısıyla 10'la çarparsak toplam seyirci sayısını bulabiliriz. 45, 35, 10 toplamı ne yapar? 90. X artı 6 ve X'i de eklersek ne olur? 90 artı X artı X artı 6. 2X'i karşıya gönderirsek 8X olur. Bu taraf 96 olur. X de buradan kaç çıkar? 12. Doğru cevap A şıkkı. 29. sorudayız. Bir odada 150, 170, 180 ve 200 cm yüksekliğinde askılıklar varmış. Bu askılara sadece boyu askılığın yüksekliğinden az olan paltolar asılabilmektedirmiş. Bu askılığın boylarını arkadaşlar ne vermişler? 120, 132, 145, 154, 158, 169, 178 ve 185 olarak verilmiş. Bu paltolar askılıklara kaç farklı şekilde asılabilir denmiş. Şimdi askılıkları şu şekilde yazalım. 150, 170, 180 ve 200. 150 için
Hangi seçeneklerimiz mevcut? 120, 132 ve 145. Yani 3 tane. Buradan ne diyeceğiz? 3'ün ikili permütasyonu. Şimdi bunlardan bir tanesini, pardon, iki tanesini ne yapacağız? Çizeceğiz. Çünkü artık onlar askıda. 170 için hangi seçeneklerimiz mevcut? 145, 154, 158 ve 169. Yani 4 tane. Ve bu 4 tanesinden 2 tanesini seçip ne yapacağız? Askılığa asacağız. Bunlardan 2 tanesini daha eledik. Şimdi 180 için düşünecek olursak, bakın buradaki 3 seçeneğimiz kaldı. Bunları da yine 3'ün ikili permütasyon olarak yazabiliriz. Ve yine bunlardan 2 tanesi elendi. Geriye kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. O da son askılık için kullanılacak. Bu da 2'nin ikili permütasyonu. Bunların hesabını yapacak olursak 6, 4 çarpı 3, burası yine 6 ve burası da 2 yapar. Buradan 2 tane 6 gelir. Buradan da 2 çarpı 6 diyebiliriz buraya. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane 6 geldi. 6 üzeri 3. Geriye ne kaldı? 2 ve burada da bir 2'miz var. 4 çarpı 6'nın küpü. Doğru cevap D şıkkı. 30. sorudayız. Aşağıda 9 hücreden oluşan bir tablonun rastgele 2 tanesi boyanıyor. Boyanan 2 hücrenin de aynı satırda ya da sütunda olmama olasılığı sorulmuş. Şimdi biz ne yapalım? Öncelikle tüm durumların sayısını bulalım. Tüm durumlar 9 hücreden 2 tanesi seçilecek. Dolayısıyla bu 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 tane tüm durumlar sayımız var. Şu anda da ne yapalım? İstenmeyen durumları bulalım. İstenmeyen durumlar, bunların yatayda ve dikeyde aynı sütun veya satırda olması. Aynı satırda olması, şimdi 5 tane hücremiz var ve bunlardan herhangi 2 tane seçilecek. Dolayısıyla satırda 5'in ikilisi olur. Aynı şekilde sütunlara bakacak olursak bunlardan herhangi 2 tane seçilecek ki bu da aynı şekilde 5'in ikilisidir. Çarpı 2 diyelim. Buradan ne olur? 20 gelir. Dolayısıyla istenmeyen durum 20 bölü 36'dan ne yapar? Sadeleştirme işlemlerini yaparsak 5 bölü 9 gelir. Biz istenmeyen durumların olasılığını 5 bölü 9 bulduk. Dolayısıyla istenen durumlar 1 eksi 5 bölü 9'dan 4 bölü 9 çıkar. Doğru cevap B şıkkıdır.